ne işin var burada? Ben... Nasılsın? Nasılım? İyiydim. Sen karşıma çıkana kadar. Günlerdir bu konuşmayı planlıyorum. Sana ne diyeceğimi düşünüyordum. Şimdi karşımdasın. Hepsi aklımdan uçtu. Ama benim sana söyleyeceğim her şey aklımda. Satır satır. Kelime kelime. Ve emin ol bunların hiçbirini duymak istemezsin. Allah'ım kabus gibi. Yok. Bu gerçek olamaz. Şu an karşımda değilsin sen. Ne olur karşımda olma. Ama buradayım işte. Değilsin. Sen artık yoksun. Yoksun. Gamze. Gelme. Hayır gelme. Geldiğin yere geri dön. Sana hayatımda yer yok. Gamze. Gelme. Yazıklar olsun sana. Gamze, bir dinle. Neyi dinleyeceğim? Oktay'ı karşıma çıkartmak için nasıl sinsice plan yaptın ama? Gamze, Gamze lütfen. Gamze. Umut. Umut'u biliyor mu? Ona söyledin mi? Hayır, böyle bir şey yapar mıyım? Bilemiyorum. Benden habersiz bu buluşmayı ayarladığına göre belki onu da yaparsın. Lütfen ağzını sıkı tut İbo. Rüyaydın sen, uyanmadın. Bir yudum suydun, hiç doymadın. Her şeye inat, tükenmedi aşk. Bembeyazdık biz tüm renklere inat. Bir rüyaydın sen, uyanmadın. Bir yudum suydun, hiç tükenmedi aşk, bembeyazdık biz tüm renklere inat. Aşk çıkmazı olsun varsın her şeye rağmen. İyi ki varsın sessizliğin çığlığı sensin. Her nefeste sen sevgilimsin. Olacağı belliydi. İki varsın sessizliğin çığlığı sensin. Her nefeste sen sevgilimsin. Oktay, biliyorum canın sıkkın. Şimdi sırası değil. Ama bunu söylemek zorundayım. Konuşmak istedin. Sizi buluşturdum. Ama gördün işte. Gamze seni görmeye bile tahammül edemiyor. Lütfen artık onu rahat bırak. Bana söz ver. Bir daha onun karşısına çıkmayacaksın. Bu böyle devam mı edecek? Seni istemediğini anlaman için daha kaç kez görüşmeniz lazım?
Daha kaç kez çıkacaksın karşısına? Beni dinlemek zorunda. Zorunda. Her şey senin istediğin gibi olmak zorunda, öyle mi? Senin istediğin zaman, senin istediğin şekilde. Karşındakinin ne düşündüğünü hiç önemsemiyorsun. Peki İbo, sen bu durumda olsaydın ne yapardın? Sevdiğin, hayatını onunla birlikte geçirmek istediğin bir kadın var. Hemen vazgeçer miydin? Arkana dönüp gider miydin? Ben olsam sevdiğim kadına ta en başından arkamı dönmezdim. İbo, bu kadar büyük laflar etme. Hayat büyük konuşanları sevmez. Öyle bir hata yaparsın ki şu an benim olduğum noktada sen olursun. Haklısın. Belki büyük konuşuyorum. Ama senin de anlamadığın şu. Bazen hatalarımız telafi edilemeyecek kadar büyük olur. Artık pes et Oktay. Gamze ile bir geleceğiniz olamaz sizin. Bak, Gamze Ahmet'in evlenme teklifini kabul etmiş. Biliyorum. Yüzüğü gördüm. Daha ne o zaman? Bak, Ahmet iyi bir adam. Onu da biliyorum. Nereden biliyorsun? Sanki adamı tanıyormuşsun gibi. Tanıyorum. Ahmet Hoca ile tanıştık. Gamze! Gelme! Hayır, gelme. Geldiğin yere geri dön. Sana hayatımda yer yok. Gamze! Gelme! Anladım. Adamla tesadüfen karşılaşmış da olabilirsin. Ama sonra niye buluşuyorsun kardeşim? Amacın neydi ki? Buluşmayı ben istemedim İbo. Hep o geldi bana. Tamam. Ben de uzak tutmak için bir şey yapmadım. Çünkü onu tanımak istedim. Şunu adamın ağzından Gamze ile ilgili laf almaya çalıştım desene. Olan olmuş artık. Ama durum ortada. Sana evlenmek üzere olan bir kadına yaklaşmak, onun aklını çelmeye çalışmak yakışmaz. Bu işi bitir artık. Tamam, peki. Senin dediğin gibi olsun. Onunla konuşmak için bir hamle yapmayacağım. Nihayet. Ama Gamze için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Niye? Gamze benimle konuşmak için gelecek. Onda açtığım yara öyle büyük ki, o yaranın kapanması için 5 yıldır biriktirdiklerini bana söylemesi, İçindeki kızgınlığı haykırması gerekiyor. Ben Gamze'yi tanıyorsam benle konuşmayı kendi isteyecek. Bundan eminim. Kızım. Ben geldim anne. Hoş geldin kızım. Sağ ol anne. İbo nasıl? İyi mi? İyi. Problem yok. Umut ne zaman uyudu? Çok olmuyor. İyi misin sen? Bir aksilik yok değil mi? Yok anne. Hiç iyi görünmüyorsun ama. Bir şey yok. Yatacağım ben. İyi geceler. Erken değil mi daha? Başım çok ağrıyor. Yatayım. İyi geceler. İyi geceler. Her
her şeyden habersiz, nasıl da huzurla uyuyorsun. Keşke ben de başımı yastığa koyduğumda hiçbir şey düşünmeden uyuyabilsem. Oktay seni görmemeli. Eğer bir oğlu olduğunu öğrenirse hayatından çekip gitmez. Ben şöyle ineyim. Sağ ol İbu. Oktay, gelmemi ister misin? Yalnız kalsam iyi olacak. Bak, istersen bu gece bende kalabilirsin. Gerek yok. Sen beni merak etme. Biraz dolaşır ben de giderim. Tamam. İyi geceler. Sana da. Gamze, yanındayım. Ne oldu bize? Şşş. Ne zamandır buradayız? Tamam. Boş ver şimdi, kendini yorma. Çocuklardan haber var mı? Tabii tabii. Geldiler mi? Geliyorlar. Ama maalesef hepsinin içeri girme şansı olmadı. Sadece İbo gelebildi. Neden kötü şeyler hep bizi buluyor? Neden hayat bizi bu kadar zorluyor? Bundan sonra daha fazla zorlamayacak. Yakın zamanda buradan çıkacağız ve her şeye sıfırdan başlayacağız. Acılar geçecek değil mi? Hepsi geçecek aşkım. Seni çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Lütfen daha fazla zorlama kendini. Sakat kalsam da, çirkin olsam da beni bırakmayacaksın değil mi? Seni asla bırakmayacağım. Seni bırakmam için kendimden vazgeçmem gerek. Oktay var olduğu sürece Gamze onun yanında olacak hep. Çünkü ben aşkı seninle tanıdım. Ve bu aşk ben yaşadığım süre var olacak. Hadi. Uyu artık. Hadi aşkım. Hadi kapat gözlerini. İçimdeki ateşi söndürtmem, söndüremezsin. Bu kaçışların sonu yok. Sen hep benimdin, benimsin. Sen benim kaderim, belki tek gerçeğim. Artık sevmediğim yalan, 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 yalan. İsyanım, adım tut saklı.
Ver bir dakika. Abi bir dur ya. Ver, ben biliyorum abi, ya. Bir dur, oynuyorum. Ya ver, ben biliyorum diyorum sana, ver. Bir dur ya. Ver şu oyunu diyorum. Abi ne yaptın ya? Ver şu oyunu diyorum bir ya, dur. Ver. Yazıklar olsun. Dur bir abi. Boyun posun devrilsin inşallah. Yalancı domuz seni. Heh, Hari Hanım'ın klasik tükürük yağmuru da başladı. Yağışın giderek şiddet artıyor sayın seyirciler. Abi ver yapma. Şunu. Ver şunu yapma kız. Yapma abi. Abi bir dur. Yapma. Ver. Uyuyamadın mı Necati? Ya ne oluyor? Gürültünüzden uyumuyor ki. Elif bir şey söylesene. Annem o diziyi izliyordu. 50 sefer tekrarını veriyorlar. O zaman izler. Tabii tabii. Tekrarını izlerim ben. Neden anne ya? Neden şimdi izlemiyorsun? Tamam oğlum, uzatma işte. Ne var? Ne bakıyorsun? Bir şey mi diyeceksin? Dersiniz yok mu sizin? Gidip çalışsanıza. Ne aylaklık ediyorsunuz burada? Abi, hadi kalk. Hadi gidelim. Abi. Herifin tafrasına bak ya. Sanki dövecek. Evimde ne seyredeceğimi sana mı soracağım ha? Uzatma sen de Necati. Bir tatsızlık çıkmasın şimdi. Çıkarsa çıksın be. Bir tatsızlık çıkacak diye adamın saygısızlığını mı görmezlikten geleceğiz ne? Ya deli olacağım ya. Abi ne olur kafayı sakin yiyeceğim ol ha. Biraz. Ne biçim bir insan bu? Nereden buldu bizi ya? Annem de evlenecek başka birini bulamadı mı? Bize yaşattığı şu hayata bak. Keşke sadece üçümüz olsak değil mi abi? Keşke. Keşke başka bir hayat mümkün olsa. Televizyon seyredemezsek komşu kızı seyrederiz diyorsun yani. Öylesine bir baktım be. Peki abi sen bu kıza ne zaman açılacaksın? Ne diyorsun sen ya? Arkadaşız biz. Tabii tabii öyle mi? Bakayım. Kaçıncı sayfadaymışsın? Ver şunu. Abi dur bir ver bakayım diyorum. Bir. Sadece versene bakacağım. Şunu. Bakacağım dur. Ver. Abi Müge değil mi bu? Karıştırmasana sen benim özel eşyalarımı ya. İnsan arkadaşının fotoğrafını kitabına koyar mı abi? Tamam. Hoşlanıyorum Müge'den. Anlamışsın, aferin. Uzun süredir farkındayım zaten. Güzel kız. Yakışırsınız da. Bence bir an önce açıl artık. Gülay hadi. Senin yarın yapacak dersin falan yok mu? Hadi odana ya, yürü. Üf, tamam gidiyorum. Ben seni Müge ile ilgili hayallerine baş başa bırakayım. Tamam gidiyorum. Yürü. Tamam. Geri dön. Sana hayatımda yer yok. Gamsız.
yok benim, iyiyim ben. Umut daha hazır değil mi? Geç kalacaksınız kızım. Umut bugün okula gitmiyor anne. Neden? Ateşi var. İyiyim ama anneanne. Bu kadarcık ateşte bir şey olmaz kızım. Hem çocuk da iyiyim diyor. Hayır anne, gitmeyecek. Of ya. Kızım biz de çocuk büyüttük. Bir şey yok çocuğun. Hadi anne kapıya bak sen. Tamam. Anneanne yüzmek yok, tamam mı? Tamam. Yaramazlık yapma. Tamam. Hoş geldin. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Buyur. Aa, ortak? Ne oldu? Yoksa okula gitmek istemiyor musun? Ben gitmek istiyorum ama annem izin vermiyor. Gamze? Ateşi var Ahmet. Daha da kötüleşmesinden korkuyorum. Üf Gamze, amma abarttın. Bir şey yok. Aslan gibi maşallah. Okula gidebilir bence. Bak işte Ahmet de aynı şeyi söylüyor. Bir gün okula gitmiyor diye bir şey olacak değil ya. Annesi olarak ben gitmesini istemiyorum. Peki. Sen öyle diyorsan. Ama ben Tuğba öğretmenimle resim yapacaktım. Gitmek istiyorum işte, gitmek istiyorum. Anneanne gideceğim ben. Ay Umut yeter artık ya, yeter. Okula gitmeyeceksin dedim. Bugün anneannenle evde kalacaksın. Seni ikna etmekle yeterince zaman kaybettim zaten. Kızım niye bağırıyorsun çocuğa? Of! Herkese ayrı ayrı cevap veriyorum. Çıkalım Ahmet. Dediğim gibi anneanne yüzmek yok. Bak ortak, anneler arada böyle sinirlenirler. Üzülme tamam mı? Göreceksin bak, akşam geldiğinde senden özür dileyecek. Ama ben okula gidecektim. Bir gün gitmezsen bir şey olmaz. Hem seni özlemiş olur birileri, değil mi? Hı hı. Ahmet, hadi gelmiyor musun? Geliyorum Gamze. Hadi bakalım, çak bakalım ortak. Aferin. Gül bakayım. Aferin. Görüşürüz Esra Hanım. Ahmet. Bir konuş bakalım. Neymiş derdi? Hı hı. Rangucum, sana bir şey söyleyeyim mi? Korkut akşam attığım mesajı da yutarsa var ya, hepimize mükemmel bir eğlence çıkacak ha. Aynen kanka. Heyecandan sabaha kadar gözünü kırpmamıştır şimdi. Bence inanmamıştır abi. Bu sefer hayatta yapmaz istediklerimizi. Seven ne yapmaz kardeşim? Hı. Yapacak. Yapmasını sağlayacağız. Aynen. Yapmaz. İleride bize çok dua edecek o. Bizim sayemizde özgüveni kazanıyor adam ya. Tabii abi. Abi biz istiyoruz ki maçları 1-0 önde başlasın. Yenik başlamasın çocuk. Ana. Şişt, beyler dursanıza bir. Ne oluyor ya? Baksanıza oğlum şuna. Messi ile karşı karşıya kalmış kaleci gibi değil mi ya? Ne oldu abi? Anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Sabah sabah bu enerjiniz nereden geliyor acaba? Ben daha uyanamadım bile. Allah Allah. 17 yıldır uyanmaya çalışıyorsun be kardeşim. Hadi. Bir silkelen kendine gel. Bak yersen pekmez. Hiç bitmez enerjim. Yükün ağırsa yardım edeyim birader. Canını sıkan şeyi anlatmak ister misin? İyiyim ben. Anlatacak bir şey yok. Daha önce Umut'a bağırdığını görmemiştim. Annemin yüzünden. Ona kızdım, sinirimi Umut'tan çıkardım. Gitmesin çocuk okula. Ateşi var diyorum, anlamıyor. Hala giydirmeye çalışıyor.
İyi de annen haksız değildi ki Gamze. Okula gitmesine engel olacak kadar ateşi yoktu Umut'un. Ben böyle olmasına uygun gördüm Ahmet. Artık bu konuyu kapatalım mı? Sıkıldım da. Canı sıkan şeyin yüzüğü takmanla alakası yoktur umarım. Yani kendini baskı altında... Ahmet, onunla bilgisi yok. İçimde bir sıkıntı var. Sebebini bilmiyorum. Bu kadar üzerime gelmeseniz, beni biraz rahat bıraksanız, sürekli sorular sormasanız belki geçecek. Ayrıca aldığım karardan eminim. Peki. Öyle diyorsan. Beni şu köşede bırakır mısın? İbo'ya uğrayacağım. Hayırdır? Dün canım çok sıkkındı. Aklım onda kaldı. Bir göreyim. Peki. Tamam. Okulda görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Gamze. İbo. 5 dakika sonra sahildeki çay bahçesinde buluşalım mı? Seninle görüşmek istiyorum. Hemen geliyorum. Tamam. Çık aramızdan. Zibidi. Senin yüzünden Hilal'imle kavuşamıyor. Al. Ağzının yerini biliyorum. Bunu da al. Hayırdır Ökkeşam? Justin'i almışsın karşına, sabah sporu mu yapıyorsun? Hilal'le aramızdaki tek engel bu sarı ergen. Twilight'taki soluk yüzlü herifden kurtulduk, şimdi de bu çıktı ya. Öfkeliyim bu herife çok. Şu surata bak, şu saça bak. Tek engelin bu olduğuna emin misin Ökkeşam? Bence de abi, tek engel Justin. Yoksa Ökkeş reddedilecek adam mı? Moy desen onda, karizma desen onda. Daha ne olsun abi? Bırakın abicim ayı kafayı almayı. Ökkeş. Bence sen bu Paris Hilal sevdasından vazgeç abicim. Neden? Abi, kız Şampiyonlar Ligi'nde. Sen amatör kümedesin be abi. Gör artık bu gerçeği. Aa, bir şans verse bana. Bir dinlese. Şöyle 10 dakika karşılıklı oturabilsek. Bir yemek yesek. O da karizmamdan etkilenecek. Himayeme girecek. Ama o şansı yakalayamadık ya. Oğlum! Ne farkı var adamın ya? Birazdan ders zili çalacak, siz hala muhabbettesiniz. Hadi sınıflara, hadi. O fotoğrafı kim koydu oraya? Alın onu da. Hadi çabuk. Senin tipini seveyim. Senin saçını kestirdiğin berberin elini ayarını seveyim. Kalıpsız. Hadi. Otur. Niye böyle bir şey yaptın İbo? Mantıklı bir açıklama bekliyorum senden. Oktay geri döndüğünden beri etrafında dolaşıyor. Evini öğrendi. Çalıştığın okulda. Ya Umut yanındayken çıksaydı karşına? Daha mı iyi olurdu? Buraya ilk geldiğinde bana hemen haber verseydin, böyle bir endişeye kapılmana gerek kalmazdı. Onu gitmesi için ikna etmeye çalıştım Gamze. Yeni bir hayat kurmaya çalıştığını anlattım. Gördüklerinden sonra vazgeçer gider dedim. Ama aklımda bir tek şey vardı. Seninle konuşmak. İkna olmayınca da bu buluşmayı ayarladın, öyle mi? Beni hayal kırıklığına uğrattın İbo. Hem de çok. Bak Gamze, bundan sonrası sizin bileceğiniz iş. Ben Oktay'ı durduramam. Etrafında dolaşmasına engel olamam. Bence sen onunla açıkça konuş. Bir oğlu olduğunu söyle. Ondan sonra da ne yapmak istediğinize karar verin. Olmaz. Umut'u ona söyleyemem. Ben Oktay'ı hayatımda istemiyorum. Umut'u öğrenirse onu hayatımdan çıkaramam. Bu konuda hata yapıyorsun Gamze. Babası olarak Umut'u öğrenmek onun hakkı. Zaten yeterince geç kaldım bu itirafı yapmak için. Şimdi bir fırsatın varken bunu söyle. Hayır İbo, hayır. Bu konuda geri adım atmayacağım. Onu hayatıma tekrar sokmayacağım. Sen de tarafını seç. Ya ben ya da o.
Bunu benden isteyemezsin Gamze. Bu haksızlık. İkiniz de benim en yakın arkadaşlarımsınız. Ona bir anda sırtımı dönmemi bekleme benden. Yapamam. Sen geçmişi unutmuş olabilirsin İbo. Ama ben unutmadım. Sen ne yaptığının farkında mısın? Nasıl bırakırsın Gamze'yi? Nasıl gidersin? Nasıl seni anlamamı beklersin? Gitmek zorundayım İbo. Olmuyor işte, olmuyor. Her şeyi yoluna koymak için başka bir çözüm yok. Başka bir seçenek yok. Sıkışıp kaldım burada. Çözümün bu mu? Almanya'ya gidince her şey düzelecek mi? Gamze ne olacak? Nasıl yaparsın bunu ona? Duygusuz aptal herifin tekisin sen. Gamze'ye de söyledim. Gel dedim ama dinlemiyor beni. Gelmek istemiyor. Ne yapabilirim İbo? O kendi yolunda mutlu. Ben sadece ayak bağı. Engelim. İşsiz güçsüz bir asalak gibi daha fazla tutunamam kızın hayatına. Anla beni. Oktay. O seninle mutlu. O seni seviyor. O senden hiçbir şey beklemiyor. Tükenmiş bir adamım ben. Ona sadece acı veririm. Abimin yanına gideceğim. Ve söz veriyorum, her şeyi düzeltmek için geri geleceğim. Defol git o zaman Oktay. Geri geldiğinde hiçbir şeyin aynı olmayacağını göremeyecek kadar gözün kararmış senin. Defol git. Sana engel olmayacağım. Sen Gamze'yi hak etmiyorsun. Keşke o zaman sana engel olabilmek için gücüm olsaydı. Günaydın. Hadi anlatsana abi. Korkut. Ne haber abi? Vay, ne haber kardeşim? İyidir. Günaydın. Günaydın. Seda. Eğer onu gerçekten seviyorsam cesaretimi kanıtlamamı istedi. Bir dizi testten geçecekmişim. Seviyemi tespit edecekmiş. Benim yüzünden sınıfta zor durumda kalmış ama affetmiş beni. Ne yapacakmışsın peki? Birinci aşama. Kızlar tuvaletine benim için bir not bırakmış. Yüreğim varsa gidip alırmışım. Kız haklı. Kadınlar cesur erkeklerden hoşlanır. Evet evet. Hem kızlar tuvaleti de kim bilir ne kadar güzeldir. Düşünsene. Kopçasını düzelten bir sürü kız. İri ufaklı. Yuh be oğlum. Ama yakalanmamam lazım. Şş, Allah Allah. Yakalanırsan da yanlışlıkla girmişim dersin yani. Abi. Dövecek değil ya kızlar seni, değil mi? Nedret Hoca'ya şikayet ederler. Sicilme işlenir. Oğlum bir şey olmaz. Aşk da her durumda risk almak gerekir. Aşk tehlikeyle yapılan danstır oğlum. Kendini aşkın kollarına bırakacaksın. Yok ya, yapamam. Tansiyonum var benim. Bak. Aman yapamam. Seda'yı kaybetmeyi göze aldın yani. Yok öyle değil de. Korkutcan. İstediklerini yapmazsan kaybedeceksin. Senin damarlarında o cesaret var Korkut. Gel. Bak. Ben buradan görebiliyorum. Aynen. Gözlerinin arkasında o ışık var. Sıkılmış bir yumruksun sen. Oh. Yapacağım. Evet, o tuvalete işte gireceğim. Bu, ve o notu alacağım. Be. Aslan. Evet. Sen de sus be. Sus be. Evet abi yürü. Yaparsın. Hadi bakalım çocuklar. Hadi bakalım, hadi yerlerinize, hadi. Aslansın sen. Onu görüyorum sende oğlum, tamam mı? Hı-hı. Hadi. Tamam. O notu al. Müsaade et abi. Günaydın Hikmet Bey. Günaydın. Günaydın müdürem. Günaydın. Asım Hoca ile Rasim Hoca gelmediler mi hala? Gülşen Hanım'a direksiyon dersi vereceklermiş. Öğlene kadar dersleri yok. Hem Asım Hoca hem Rasim Hoca. İkisi bir arada öyle mi? Aynı anda. İlginç. Hikmet Bey, siz nasıl oldu da kaçırdınız bu eğlenceyi?
Ya emekliliğime 3 yıl, 5 ay, 17 gün kalmışken böyle bir riski alır mıyım ben? Kalp var, tansiyon var. Bir acemin arabasına binilir mi? Canımızı sokakta bulmadık herhalde. Annem arıyor. Efendim anne? Evet. Mersin ili Akdeniz bölgesinin güzide illerindendir. Yazın gidelim mi Paris'im? Özellikle cennet ve cehennem mağarası. Ha, gidelim mi seni cehennemin dibine iteyim? Damlataş mağarası, Kız Kalesi turistik yerlerindendir. Yaz ayları aşırı rutubetli olan Mersin'de insanlar yaylalara çıkmayı tercih ederler. Çetin, biz de gidelim ne olur. Gidelim aşkım. Evet çocuklar. Merak ettiğiniz bir şey var mı? Benim yok. Boş ver. Peki. Mersin'in asıl önemli simgelerinden biri nedir bilir misiniz? Tantuni. Aferin Kubur. Aferin. Tantuni. Şimdi geceden özenle hazırlanmış dana etleri ince ince doğranır. Ve ertesi gün pişirilmek için hazırlanır. Evet. Dana biftek ve kuzu olmak üzere ikiye ayrılan tantuni'nin yanına en iyi ne gider çocuklar ha? Çocuklar. Tantuni özenle lavaşa sarılır. Yanında acı biber turşusu yeterlidir. Kimileri tantuniye limon da sıkar da. Hocam. Tantuni'nin günahını da limon sıkıyorsunuz üstüne. Bravo Keş. Çok doğru yaklaşım. Gördün mü bak doğru yaklaştım. Peki bir sorum daha var. Tantuni'nin yanında ne içilir? Ayran içilir. Osmanlı şerbeti. Limonata. Hayır çocuklar hayır. Kola nedir çocuklar? Şalgam. Şalgam. Tantuni'nin yanında şalgam içilir. Peki birinci dürüm bitti. İkinciyi isteyeceksiniz. O zaman ustaya ne diye sesleneceksiniz? Garson. Usta bir dürüm daha çeksene. Usta bir dürüm daha alabilir miyim? Pardon müsaadenizle bir dürüm daha talep ediyorum. Hayır. Takviye diyeceksiniz. Takviye usta. Takviye. Mersin'de racon takviyedir. Neymiş? Takviye. Aferin çocuklar. Aferin. Şimdi takviyeyi de aldıktan sonra yani karnımız doyunca nereye gidiyoruz? Nereye? Üçüncü tantuni. Nereye gidiyoruz? Kerebiçe. Kerebiç ne be? Kerebiç ne? O nasıl bir şey ya? Kerebiç? Kerebiç ne hocam? Evet zil çaldı çocuklar. Kerebiç'i başka bir derste anlatacağım. Unutturmayın. Sakın unutturmayın. Tamam ama çocuklar tamam. Hadi iyi dersler. Başaramayacağım galiba araba kullanmayı. Gülşen Hanım, hemen pes etmeyin. Rasim Bey her şeye maydanoz olarak sizi heyecanlandırıyor o kadar. Siz onu dinlemeyin, gayet iyi gidiyorsunuz. Alın şimdi birinci vitese. Alın. Gitti şansım. Gülşen Hanım, vitese geçirirken debriyaja basacaksınız. Debriyaj hangisiydi? En soldaki pedal Gülşen Hanım, en soldaki. Karışmayın siz efendim. Hem sizin hocalığınız kötü. Öğrencinize daha debriyajın hangisi olduğunu öğretmemişsiniz. Siz gelin buraya da ben öne geçeyim. Sizin için iki seçenek var Rasim Bey. Ya orada oturacaksınız ya da arabadan ineceksiniz. Bak oturun oturduğunuz yerde. Gülşen Hanım gidebiliriz. Buyurun efendim. Hazırsanız tabii, gidelim. Gitti lastikler. Sevgili Doktor Su, bir kız kardeşim olmasını gerçekten de çok istiyorum. Ama kardeşlerimin hepsi... Efendim Gamze. Nasılsın anne? İyiyim. Umut'a kitap okuyordum. Ateşi nasıl? Sabahtan beri bir değişiklik yok. Aynı. Çocuğu da okulundan ettin. Evde sıkıldı yavrum.
Sen nasılsın esas? İyiyim. Sabah borut fıçısı gibiydin. Umut verir misin bana? Konuşmak istiyorum. Tamam canım. Umut, al bak anne seninle konuşmak istiyor. Ben onunla konuşmam, küsüm. Hadi ama Umutcuğum, anneye küsülmez. O bana bağırdı, ben bir şey yapmadım. Yok, konuşmuyor. Çocuğun da senin gibi inatçı. Tamam. Sonra yine arayacağım. Sen ona çok üzgün olduğumu, onu ne kadar çok sevdiğimi söylersin, tamam mı? Belki affeder. Tamam, söylerim. Var mı söyleyeceğin başka bir şey? Yok anne. Bir de benim için öp onu. Tamam kızım. Hadi görüşürüz. Dur bir dakika oğlum ya. Ay son baktığımdan bu yana 12 followers'ım daha olmuş. Buradayım hemen bana adreslerini ver ilelim. Sen nasıl git. Takip ederler seni buradayım ya? Ben. Kim oluyor bunlar? Gitsinler Erol Köse'yi takip etsinler. Ökkeş bunaltma beni. Hadi sen çık dışarıdaki gemilere falan bak hadi canım. Dişe dokunur bir şey yazdın da yok. Yani. Yok kantinde toz keyfi. Üf canım sıkıldı. Yok yine uykum tutmadı. Abuk subuk şeyler yazıp duruyorsun. Niye takip ediyorlar ki seni? Üf kızım gencim güzelim. Özel hayatımı merak ediyorlar, ilgi çekiyor. İzleyecekler beni. Hem ne oldu, zoruna mı gidiyor şekercim? Üf, boş uğraşamam ya. Seninle. İyi laftı ha. Ayrıca takipçilerime sürprizler de yapıyorum. Mesela 1000. followers'ına yemeğe çıkacağım. Ne? Tanımadığın bir erkekle yemeğe mi çıkacaksın? Evet, ne var? Arada böyle küçük sürprizler yapacaksın ki ilgileri devam etsin. Hem nereden biliyorsunuz erkek olacağını? Belki de bir kız olacak 1000. followers'ım. Kızlar seni neden takip etsin İlalcığım? Biraz gerçekçi ol. Kesin erkek olur 1000. takipçin. Şu anda follower sayın kaç peki? 930. 1000 az kalmış. Olmaz! 930. Hayatta izin vermem böyle bir şeye. Ölürüm de... Hilal'imi o yemeğe göndertmem. Senden izin isteyen mi oldu ya? Salağa bak. Boyfriend'im misin, abim misin? Olmaz, olmaz, olmaz. Sakin. Sakin abi, sakin. Ağam sakin ol. Ökeş ağam sakin ol, tamam. Sakin. Nasıl sakin olayım kardeşim ya? Sakin Ökeş ağam. Kız elden gidiyor. Ayaküstü götürüyorlar kızı. Sakin. Yahu tamam. Tamam merak etme sen. Kardeşinin çok güzel bir planı var. 1000. takipçi sen olacaksın. O yemeğe de sen gideceksin. Nasıl olacak o iş? Basit. Ama diyorum ki bu konuyu kantinde senin ısmarladığın çift kaşarlı tostlar eşliğinde konuşalım diyorum. Sucuklu olmaz mı? Aman aman yok yok sucuklu olmasın. Sade kaşarlı. İş yemeğine gidelim. Lafı mı olur ya? Kardeşlerim benim. Hadi yürüyün gidelim. Aa, benim yürüyüşte olsun ama. Tamam olur hadi gidelim yürü. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın Ahmet? İyiyim. Asıl seni sormak lazım. Fena değil işte. Konuştunuz mu İbo'yla? Evet, konuştuk. Önemli bir konuydu herhalde. Kısmen. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama... ...canım hiç derse girmek istemiyor. Gamze, neyin var senin? Yani dünkü Gamze'den eser yok. Bir gecede ne oldu sana böyle? Bir şey olduğu yok Ahmet. Umut'u düşünüyorum sadece. Ateşi vardı ya sabah. Hı. Tek sorun bu yani. Evet. Başka bir şey yok. Ben bahçeye çıkıyorum biraz. Şimdi plan şu. He. Ben çıkıp birkaç arkadaşıma haber veriyorum. He.
Onlar da fake hesaplar alıp Hilal'in takipçisi oluyorlar. Yani birinci takipçi de bizden biri oluyor. O nickname'i de sana verince otomatikman yemeğe gidecek kişi buyurun burada. Sen oluyorsun. Şahane plan bu. Böylece Hilal'im de bana kalıyor. Aynen öyle ağam. Aynen öyle. Aklından bin yaşa Semih kardeş. Sen olmasan kurdokşu Eman olacaktı Ceylan'ım. Bunlar olacaktı. Hadi hemen ara şu arkadaşlarını. Ah. Bende kontör yok ya. Dur. Ben sana kontör yollayayım. 100 kontör yeter mi? Şimdilik yeter. Ya ağam buradan da bana bir el atsana ya sen. Dur şunun işini bir halledelim. Tamam ağam. Büyük cesaret vallahi Paris. Ben hayatta tanımadığım biriyle yemeğe çıkamazdım. Ben de. Karşına kimin geleceği belli olmaz. Belki bir sapık gelecek. Belki çok yaşlı bir adam gelecek. Ben kendimi korumasını bilirim. Sıkarım gözüne bunu. Hiçbir şey yapamaz. Sen onu sıkıncaya kadar adam paket yapar seni vallahi. Hediye paketi mi? Bir şey olmaz kızım, merak etme. Ne oluyor kızım, bana da söyleyecek misin? Hazır mısın? Ay ne oluyor, neye hazır mıyım? Çetin seni aldatıyor Türkan. Ne? Nasıl ya? Benim gözüm hep üstünde onun. Bak işte kanıtı. Kupa kızı. İhanet demek bu. Alçak Çetin. Ben sana bunun hesabını sorarım. Hilal'im. Bahar kokulum. Anne bahar kokusu. Sıkayım mı? Dur be. Dur. Ya ne oluyor? Ya ne oluyor ya? Yaranamadım. Hakan. Oğlum bu çocuk geceleri ekiş falan mı yapıyor? Valla bilmiyorum da doktora falan götürmek lazım. Tıbbi bir sorun olabilir. Çetin! Efendim aşkım? Kim bu kız? Kupa kızı aşkım. Demek inkar etmiyorsun. Kim bu kız, cevap ver bana Çetin. Kiminle aldatıyorsun beni? Türkan saçmalama, ne aldatması ya? Kağıt falıma baktırdım, bu kız çıktı. Bir kağıt falıyla mı seni aldattığıma karar verdin? Kahve falımda da çıktı. Ayrıca burcumda da boyfriendinize dikkat edin, onu kaybedebilirsiniz yazıyordu. Ya aşkım, hiçbirine inanmasan aşkım. Gözüm senden başkasını görmüyor, Türkan'ım benim. Sadece seni seviyorum ben. Doğru mu söylüyorsun Çetin? Doğru söylüyorum tabii aşkım. Senden başka kimse yok hayatımda. Bak çene, bak sev çeneyi. Sev. Tamam, şimdilik beni ikna etmiş olabilirsin. Ama unutma Çetin, kadınlar hisseder. Hadi ben ne yaptım şimdi ya? Kadınlık sende. Bırak. Yuh be, yavaş. Ne yavaşı, doğru konuş. Ne oluyor ya? Tamam ya. Ya ne doğru konuşacağım ya? Ne biçim hareket bu? Adam gibi oyna şu oyunu. Adam gibi oynuyorum zaten. Kız gibi ağlayan sensin. Şşş beyler. Ne gerek var abi böyle? Ne yapıyorsunuz ya? Sakin ol biraz. Sakin ol. Ne sakin olacağım Kenan, görmüyor musun? Hayvan gibi dalıyor herif. Tamam abi tamam. Tayfun sen de biraz dikkat et kardeşim ya. Abi basit bir faalde olay çıkartıyorsa oynamasın zaten. Asıl sen oynama ya bizimle. Burak tamam. Tamam sonradan sakin gelip ol. Beni mi kovuyorsun? Burak. Seni kim çağırdı buraya? Kenan mı çağırdı? Kenan olmasa sen şurada oturup izlersin onu. Burak. Tamam. Ayıp oluyor ya. Alt tarafı bir oyun. Neyse benim tadım kaçtı abicim. Siz devam Burak. Edin. Burak. Hayda. Ne oluyor Tayfun ya? Abi ne yapıyorsunuz ya? Burak iyi çocuktur abi. Sinirlendiği için öyle konuştu seninle. Tatlıya bağlarsınız bunu. Ben onunla konuşacağım zaten. Arada kalma bence abi, boş ver. Gidelim hadi. Onunla da aramız iyi olmasın ne olur. Abi o ne demek, olur mu öyle şey ya? Ben arkadaşlarımın arasında küslük istemem bak. Eğer gerekiyorsa olur. Herkes herkesle iyi anlaşacak diye bir kural yok. Bu arada kantine gidiyorum, bir şey istiyor musunuz? Yok. Allah Allah. Yok, yapamayacağım ya. Galiba. Ne demek yapamayacağım oğlum? Buraya kadar gelmişsin. Buradan geri mi döneceksin Korkutcan? Evet. Olur mu öyle şey ya? Korkut, çok basit.
üçüncü kabindeki sifonun üzerinden notu alıp çıkacaksın. Sadece 10 saniye. Bu 10 saniyenin Seda ile aşkınıza neler katacağını bir düşünsene. Senin için küçük ama aşkınız için çok büyük bir adım bu Korkut. Korkut, ona aşkın için neler yapabileceğini göster. Ölmek var dönmek yok bu yoldan Korkut. Hadi aslanım. Hadi iki i̇şte bin ruhu. Kadar. Hadi aslanım yürü. Benim. Hadi, hadi be i̇ki yolun açık olsun. İki bin ruhu. Hadi. Hadi aslanım. Aferin. Üçüncü kabindeki sifonun üzerinden notu alacağım. Üç. Evet. Sadece 10 saniye. Hadi, hadi, hadi yürü. Hadi. Gelecek mi ders? Senin ne işin var burada ya? Kızlar tuvaleti burası. Ne oluyor orada ya? Ben bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Ben hemen Nedret Hoca'yı çağıracağım. Şimdi görürsün sen. Buldum. Vallahi buldum. Yaşasın. Sen ne yapıyorsun burada? Kızların edep yerlerine mi bakıyorsun yoksa? Yok. Ben sizin edep yerinizi yapmadım. Tansiyonum var benim. Başlatma şimdi tansiyonundan. Yürü. Çık dışarı. Çık. Yürü. Yürü. Geç. Seni bir daha buralarda görürsem oyarım, anladın mı? Terbiyesiz. Dağılın siz de. Sen ne yaptın o dükkan işini ya? Toplanmayın burada. Babam sattı onu. Borsada giysilerimi sattığım zaman mıydı? Aldım. Başardım. Hey! Bravo! Kardeşim! Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Benim cesur erkeğim. Öğretmenler odasının duvarında asılı olan tabloda ikinci notum var. Güvenimi boşa çıkarma. Kendimi kollarına bırakmak için sabırsızlanıyorum. Çiçeği izle. Bu bir mucize. Çiçek ne ya? Çok iyi, ne güzel işte. Çek elini. Kafam acıyor. Oğlum aşk acısı bu ya. Seda için ya. Seda olmaz, için. Bir şey olmaz. Bak bir iki yumurta kırmadan omlet yapamazsın. Aynen ya. Yaparsın oğlum bakalım. Sen yaparsın ya. Taksi. Taksi. Affedersiniz. Biraz eşyam var da baştan söyleyeyim, yakın mesafe gideceğim. Yo yo, problem değil. Ben yardım edeyim size. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ya sabahtan beri taksi bekliyorum. Nihayet biri durdu. Yakın mesafe diye kimse götürmek istemiyor. Bu eşyalarla nasıl gideyim ben? Haklısınız. Maalesef öyle arkadaşlarımız var. Siz buyurun. Teşekkür ederim. Pardon, nereye gideceğiz? Ben Kurtuluş Lisesi'ne gideceğim de hemen şurası. Biliyorsunuz değil mi? Tabii biliyorum. Alır benden. Katlanamam buna. Gamze Hanım. Duymuyor musunuz? Zil çaldı. Dalmışın Nedet Hanım. Giriyorum şimdi. Thank you.
sağ olun. Durun ben size yardım edeyim. Hiç gerek yok, zahmet olacak size. Olur mu? Nasıl taşıyacaksınız? Ben halledeyim. Peki, teşekkür ederim. Ne taraftan? Buradan mı? Şu taraftan. Tamam, uzatma be oğlum. Ne tamam abi? Burak, Burak abi sakin ol tamam. Ne yeter? Gördüm. Ne yeter gördün? Hadi otur gel. Ağam, ay, senin iş tamam. Arkadaşlar şu anda organize bir biçimde çalışıyorlar. Yaşa be kardeşim be! Bekle beni ilerleyin. Ökeş'in lokmaları sana elleriyle yedirtecek. O narin boynundan tane tane geçecek sulu kuru fasulyelerim. Şuna bak ya. El damma varmış ha. Aferin be Korkut. Helal olsun be sana. Harbi büyük helal adamsın ha. Çok büyük sınav atlattın be. Ya oğlum, öğretmenler odasındaki notu da aldın mı? Seda'nın gözünde bir kahramansın demektir. Çok az kaldı. Peki ben oraya nasıl gireceğim? Bak, kızlar tuvaleti için de aynı şeyi söylemiştir ama yaptığın işte. Evet. Zoru başar. Tabii. Sen bir şey istedin mi, hedefe varana kadar durmuyorsun. Korkutuyorsun beni Korkut. Gözlerinden adeta alev fışkırıyor. Deme ya. Demek kararlı olduğum o kadar belli oluyor. Tabii, tabii canım. Şuradan. Çok zahmet oldu size de. Şöyle bırakabilirsiniz. Sağ olun. Rica ederim. İbo? Merhaba Gamze. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Beni mi arıyordun? Hayır. Hanımefendiyi getirdim. Bu arada ismim Seda. Memnun oldum. Ben de İbo. Siz nereden tanışıyorsunuz? İbo benim en yakın arkadaşlarımdan biridir. Çok eskidir bizim dostluğumuz. Liseden beri devam ediyor arkadaşlığımız. Ne güzel, o yıllardan beri kopmamışsınız. Evet, öyle. Bundan sonra da kopmayız inşallah. Neyse, tekrar çok teşekkür ederim size. Buraya kadar zahmet ettiniz. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Var. İkinizin arasında kalmak benim için çok zor. Ya Oktay ya ben diyorsun. Hangi şıkkı seçersem seçeyim kaybeden ben olacağım. Bu haksızlık. Neyse. Ben gideyim Gamze. Gerçekten ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Görüşürüz. Parka gitsek olur mu? Çok sıkıldım ben. Ama annen evden çıkmak yok dedi Umut'cum. Ne olur anneanne parka gidelim. Ne olur. İyi tamam. Ama sonra gidelim. Daha erken. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin. Şu anda tek önemli şey öğrencilerim. Gidiyoruz. Merhaba gidiyoruz arkadaşlar. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba hocam. İyi dersler. Hoca geldi İlalim. Korkut ne oldu sana? Hocam otobüste basamakta durdum da otomatik kapı çarptı. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Hocam. Size de geçmiş olsun. Ne oldu? Neden böyle bir şey söyledin? Öğretmenliğin en özenilen taraflarından biri kaldırılıyor diye duyduk da. Neymiş o öğretmenliğin en özenilen yanı? Artık öğretmenlere 3 ay tatil yokmuş.
En az bir ay süreyle siz de öğrenciler gibi eğitime tabi tutulacakmışsınız. Ben hiçbir zaman 3 ay tatil imkanı var diye öğretmen olmak istemedim. Bu yanını hiç düşünmedim bile. Hiçbir öğretmen arkadaşımın da bunu gözeterek öğretmenliği seçtiğine inanmıyorum. Bu ülkenin başka coğrafyalarında ne zorluklarla öğretmenlik yapan arkadaşlarımız var. Sizce onlar 3 ay tatil imkanı olduğu için mi bu mesleği seçtiler? Tüm o zorluklara yazın tatil yapabilecekleri için mi katlanıyorlar? Hayır. Bu mesleği çok sevdikleri için. Tatili bol diye meslek seçen var mı aramızda? Var hocam, var. Neden daha fazla çalışayım ki? Zaten yorgunum. Ben şair olacağım zaten. Siz neden öğretmen olmak istediniz hocam? Hepimizin unutmadığı, söyledikleriyle hala size rehber olan bir öğretmeni vardır. Benim de vardı. Kemal Güngör. Öğretmen olmak istememde onun büyük rolü vardır. Öğretmen olmak istedim çünkü araştıran, soran, sorgulayan öğrenciler yetiştirmek istedim. Öğrencilerimin iyi birer aile ve toplum üyesi olabilmesini sağlayabilmek için. Karşılaştığınız zorluklar karşısında olaylara başka yönüyle bakabilmeyi ve çözüm üretebileceğinizi anlatmak için. Bir amaç uğruna çalışmanın ve çabalamanın ne kadar kıymetli olduğunu ve çabanızın karşılığını mutlaka alacağınızı söylemek için öğretmen olmak istedim. Umarım yeni mezun arkadaşlarım da bir an önce atanma fırsatı bulurlar. İnşallah hocam. Eğer hayatınızda bir farklılık yaratabilirsem amacıma ulaşmışım demektir. Beni mutlu edecek tek şey bu. Evet, bu kadar sohbet yeter. Tamam, neyse, şimdi biraz da ders zamanı. Açın bakalım kitaplarınızı. Vallahi çok doğru konuştu ha. Ben açtım zaten ya. Lütfen Rasim Bey, haksızsınız. Hiç konuşmayın lütfen. Ben ne yaptım Gülşen Hanım, gördünüz işte. Bu ne hal Asım Bey? Rasim Bey sağ olsun. Biraz hırpalandık da. Nasıl oldu bu Asım Hoca? Rasim Bey doğası gereği önümüzdeki araca böğürdü. Hakaretler yağdırdı. O araçtan da 4 tane arkadaş indi. Sonrası bu işte. Geçmiş olsun. Gülşen Hanım'ın arkasına saklanmasaydınız adamlar karşısında bu kadar ezik kalmazdık. Arabadan indik bir baktık Asım Bey yok. Nerede? Gülşen Hanım'ın arkasında. Takdir edersiniz ki ben tek başıma 4 adamla baş edemezdim. Biz o arada medeni insanlar gibi adamlarla konuşmaya çalışıyorduk efendim. Gülşen Hanım'a dua edin. Yoksa adamlar bizi hastanelik ederlerdi. Hayır, anlamıyorum. Ne oluyor yani Rasim Bey? Neden biraz daha sakin olamıyorsunuz? Ay neydi o camdan sarkıp bağırmalar falan? Hiç yakışıyor mu size? Ama haklıydım Gülşen Hanım. Sizi zor duruma bıraktıkları için o yüzden şey ettim ben. Hiç gerek yoktu ama. Siz iyisiniz değil mi? Bir şey ister misiniz? Soğuktu. Serin bir şeyler. Ya da sıcak bir şeyler. Sağ olun. İyiyim ben. İyiyim. Yani iyi sayılırım. Ay Aslı, iyi ki sen de geliyorsun. Tek başıma baş edemiyorum ben bu çocukla parkta. Kız çocuğu büyüttüm ben. Ama bu erkekler fenaymış. Sağ ol vallahi. Ne demek Esra teyze? Benim için de iyi oluyor. Umut'la vakit geçirmeyi çok seviyorum. Hadi artık gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Merhaba. Selam İbo. Ne haber? İyidir. Baştan söyleyeyim. Gamze'den haber almak için geldiysen hiçbir şey söylemeyeceğim. Bundan sonra ne diyecekseniz birbirinize söyleyin. Tamam, öyle yaparız. Ben onun için gelmedim zaten. Otursana şöyle. Ne zaman bırakıyorsun bu işi? Bak, kafe yakında açılacak. Güvenebileceğin birine ihtiyacım var. Nasıl olacak Oktay? Sen patron, ben çalışan. Dostluğumuz zaten sallanıyor. Son darbeyi de birlikte çalışarak vurmayalım. Al, sen patron ol.
Koy şu anahtarları cebine. Benim patron olma gibi bir derdim yok Oktay. Ne demek istediğini biliyorum. Ama neden kendini sıradan bir çalışan gibi görüyorsun? Sen orayı idare eden adam olacaksın. Her şey sen nasıl istiyorsan öyle olacak. Söz, ben sana gölge etmem, merak etme. Varlığımı bile hissetmezsin. Hadi bu lütfen. Bu hep hayalini kurduğumuz bir şey değil miydi? Bir mekanı beraber işletmek. İşte sana fırsat. Ya benim olan aynı zamanda senin de. Tamam. İş teklifimi kabul ettiğini varsayıyorum. Daha bir cevap vermedim. Bakarız. Ben seni o kafede yanımda istiyorum İbo. Bunun için buraya her gün gelmem gerekirse gelirim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hocam, ne oldu bizim koç işi? Halledeceğim çocuklar. Aklımda biri var. Ama şu sıra ilgilenemiyorum. Çünkü yapmam gereken başka şeyler var. Ama en kısa zamanda görüşeceğim kendisiyle. Yani gerçekten bir koçumuz olacak mı? Kendisini ikna edeceğimi düşünüyorum. Size haberdar ederim ben. İyi dersler tekrar. Sağ olun. Vay be. Büyük haber abi bu. Bir koç çalıştıracak şimdi bizi. Kesinliği yok abi, baksana görüşeceğim falan diyor. Abi biz yine de olumlu düşünelim ya. Bence de. Hadi gidelim. İyi hadi. Tayfun. Geliyor musun? Yok Kenan, siz gidin, ben buralardayım. Tamam. Eyvallah. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? Burak iyi çocuktur. Bakma öyle sinirlendiğine. Bak gelip barışmak isteyecek seninle. Ne oldu? Acıdın mı bana yalnız kaldım diye? Hem sen niye bu kadar duyarlısın? Neden hep bir şeyler söyleme gereği duyuyorsun ki? Çok doğru söylüyorsun. Hemen tanımışsın hanım kızımızı. Git başımdan Fulya ya. Al bu da sana kapak olsun. Git be. Elimde olsa teneffüse bile çıkmasına izin vermem. Etraf bir sürü kız kaynıyor. Biri yazılacak diye korkuyorum. Baksana şunun şirinliğine ya. Yerim ben onu. Yerim, yerim. Of, ne biçim açıyor followersayım ya. Bu kadarını beklemiyordum vallahi. Canım tweetlerim benim. Hilal'im! Hilal'im! Hilal! Ay. Akşama nerede yemek yemek istersin bebeğim? Kur fasulyeye götüreyim mi seni? Çömlekte yapıyorlar. Çömleğe bayılırım ben. Ay kulağımın dibinde vıçıt vıçıt. Cehenneme gider misin Ökkeş? Bininci followersın ben alacağım. Tutacağım bileğinden. Oturtacağım karşıma. Vereceğim ağzına fasulyeyi. Yavru bir koyun gibi besleyeceğim seni. Defol git başımdan ya. Olamazsın sen benim followersın falan. Bloklarım seni. İnternetime karışma. İster takip ederim, ister bir tarafından dürterim. Bülbüle düştüm. Ökkeş. Şunu kafana iyice sok. Seninle yemeğe gideceğimi şuracıkta açlıktan ölürüm daha iyi. Bu lafları da yedirteceğim sana. Rengine yandım. Yanık kozan benim. Neden şimdi? Neden her şey yoluna girmişken geri geldin Oktay? Umut'u öğrenmemelisin. Umut'u buradan götürmeliyim. Bizi bulamayacağın bir yere götürmeliyim. Gamze. Hadi anlat bana. Neyin var? Ne
benimle her yerde yaşar mısın? Yani sana İstanbul'dan gidelim, başka şehirde. Kendimize yeni bir hayat kuralım desem. Gelir misin? Nereden çıktı şimdi bu? Soruma cevap ver Ahmet. Elbette gelirim. Neresi olursa mı? Neresi olursa. Yalnız çok soğuk bir yer olmaz. Peki neden gitmeyi düşünüyorsun? Bu şehirde boğuluyorum sanki. Hayatımın en büyük acılarını burada yaşadım. Nereye baksam kötü hatıralar geliyor aklıma. Bazen yeni bir başlangıç için yeni bir yer istiyorum. Çok mu şey istiyorum? Hayır. Hadi Korkut, alt tarafı içeri girip basit bir kağıt alıp çıkacaksın. Bu kadar basit. Hadi, hadi Korkut, hadi. Söylemesi kolay tabii. Sıkıyorsa siz yapın. Aha Korkut. Ben vazgeçtim. Abi olmaz öyle şey. Tansiyonum var benim, yapamam. Başlatma tansiyonunu da. Artık geri dönüş yok, olmaz bir şey, hadi. Korkut, bir şey mi istedin evladım? Hocam, Seda Hanım'a bir şey soracaktım da. Evet Korkut, seni dinliyorum. İkinci aşamadayım Seda, hocam. İkinci aşama mı? Ne oluyor Korkut sana? Son günlerde hiç iyi görmüyorum halini. Hocam. Evet. Ne olacak bu modern resmin hali? Şimdi bu üçgenler, yuvarlaklar ne böyle hocam? Güzelim çiçek böcek varken ne oluyor böyle? Ne oluyor? Ben de onu diyorum. Ne oluyor? Geometri dersimin resmi belli değil. Korkut'cum, istersen bu konuyu daha sonra derste konuşalım. Geçen gün yine Biennale'de arkadaşlarla tartışıyoruz. Kullanılmış tuvalet kağıtlarından yapılmış bir eseri çok beğendiler. Ben yok dedim. Sanat böyle olmalı. Bu resimdeki gibi. İşte benim resim anlayışım bu. Korkut, iyi misin sen? Çok iyiyim hocam. İkinci aşamayı da geçtim. Size iyi dersler. Başardım. Oku bakayım. Hadi aç şunu ya. Aç bakalım. Ne yazıyor görelim. Tebrikler cesur yüreğim. Üçüncü aşamaya geçtin. Sana ilk andan beri güveniyordum zaten. Son görevin bir kutu içinde sırana gelecek. Yapabileceğini biliyorum. Beni istediğini biliyorum. Çünkü ben de seni istiyorum. Bu işte Korkut. Helal olsun. Bu işte Korkut. Helal olsun. Ne var içinde acaba? Ne var içinde acaba? Ne var ya? İş olacak. Ne var? Göreceğiz. Hayırdır? Bir şey mi var bakıyorsun? Olması mı gerek? Bak Tayfun, buraya hem sonradan geldin hem de bize posta koyuyorsun. Nedir senin bu herkese üstten bakan tavrın? Sana ne Burak? Sana ne? Sen dua et Kenan'ın arkadaşısın. Farz et ki değilim. Ne olacak Burak? Göreceksin Tayfun. Göreceksin. Bilmediğin oyuncak kalmadı. Hava serinledi artık.
Eve dönmemiz lazım. Yarın yine geliriz Umutçuğum. Tabii. Ben şimdi istiyorum. Biraz daha oynayalım ne olur. Hayır Umutçuğum, doğru eve. Tamam mı? Of ya. Toflama bana. Şşt. Rahat ol. Rahat ol Kings. Bravo Korkut. Kavuşmamıza sadece bir adım kaldı. Şimdiki görevin tabii kabul edersen Beykoz mezarlığında bu gece benimle buluşmak. Dünyada olmaz. Neden olmaz ya? Dünyada olmaz dersen biz de öbür tarafta buluşuruz o zaman. Ya. Kutudaki çiçeği bana ulaştırman dileğiyle. Seda. Mesaj açık ve net canım. Eğer Seda Hoca'yı istiyorsan, üçüncü aşamayı da yerine getirmen gerek. O mezarlığa gideceksin. Mecbursun. Buna mecburum. Çaren yok Korkut. Yok. Yapacaksın. Anneanne, anneanne, çikolata istiyorum. Alalım yavrum, alalım. Ama başka bir şey istemek yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Aslıcığım, siz alın. Ben şuradan bir şeyler alıp geliyorum, tamam mı? Buyurun, hoş geldiniz. Aslı abla, bundan da alabilir miyiz? Umut'cum, çikolata alacaktık hani. Çikolata yerine bunu alalım. Tamam, onu alalım o zaman. Ya da şunu alayım ben. Hangisini istiyorsan onu alalım. Pardon, bir su alabilir miyim? Dolaptan alabilirsiniz. Ama ben vereceğim parasını. Tamam, al bakalım sen ver. Buyurun. Ben senden önce gelmiştim. Sıra benimdi. Ya okulda sıranı beklemen gerektiğini öğretmediler mi? Kusura bakma delikanlı. Öğrettiler ama pek çok şey gibi ben onu da öğrenememişim demek ki. İzin verirsen kendimi affettirmek için aldıklarının parasını ben vereyim. Ben izin veririm de annem izin vermez. Sen yabancısın. Annen haklı. Ama tanışırsak yabancı sayılmam değil mi? Ben Oktay. Memnun oldum. Ben de. Şunları alıyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Umutcuğum, sen de abiye teşekkür etmeyecek misin? Teşekkür ederim. Rica ederim Umut. Umarım bir daha karşılaşırız. Hoşça kal. Teşekkürler. Bana bunu bir abi aldı. Abi mi? Kimmiş o abi? Bir adam Umut'un önüne geçti de. Umut da kızınca adam aldıklarımızın parasını ödedi. Bu seferlik öyle olsun. Bir daha tanımadığın kimselerden böyle bir teklif gelirse sakın kabul etme. Ama biz tanıştık. Adını biliyorum artık. Yabancı sayılmayız. Ya neymiş adı? Esra Hanım. Paranın üstünü unuttunuz. Hemen geliyorum. Ben izninizi istiyorum arkadaşlar. Allah'tan bugün az dersim vardı. Eve erken gidebileceğim. Sizin gibi idealist bir öğretmenin az dersim var diye bu kadar sevinmesi ilginç doğrusu. Az dersim var diye sevinmiyorum Nedet Hanım. Bugün eve erken gidebileceğim diye seviniyorum. Aynı kapıya çıkar. İdealist bir öğretmene bence hiç yakışan bir davranış değil yani. Doğru. Bu idealist bir öğretmene yakışan bir davranış değil.
Ama oğlu için endişe duyan bir annenin eve erken gitmek istemesini de hoş görürsünüz herhalde. Gamze Hanım'ın oğlu biraz ateşlenmişti de. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ciddi bir şey değildir inşallah. Yok değil. Büyük ihtimalle değil. Biraz ateşi vardı o kadar. Ama insan yine de merak ediyor tabii. Neyse, size kolay gelsin. Güle güle hocam. Yarın görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Hocam pardon. Gamze. Bırakayım seni. Hiç gerek yok. Şimdi derse gireceksin zaten. Yetişemezsin. Sen şimdi benim arabama laf mı ediyorsun? Yok canım. Ama ben yine de taksiyle gideyim. Sen hiç yorma kendini. Peki. Hoşça kal. Görüşürüz. Gamze. Ne olur hep gül sen. Allah, bir terslik var bu işte valla. Üf, ters olan sensin Nuri ya. Herkes benimle yemeğe çıkmak istiyor. Bunda şaşacak ne var? Bak bir kişi daha geldi. 998 oldu. 999 oldu. 999. Crazy boy. Tamam. Hadi ya. Nasıl olur ki böyle bir şey? Şş, hangisi crazy boy hangisi? Sus. He, başaramadınız. Ne yapalım? Ne yapalım, sağlık olsun. Canınız sağ olsun. Paşa gönlünüzü üzmeyin. Hadi, hadi görüşürüz. Oğlum crazy boy ha? Kankaların da çokmuş ha. Şş, hesabın şifresini ver de. İlerle yemeğe çıkacağımız yeri öğreneyim ha. Ökkeş. Sana çok kötü bir haberimiz var. Benim organik balım. O kötü haber mi? Olsun. Bugün hiçbir kötü haber canımı sıkamaz. Keşke öyle olsaydı ağam. Fakat maalesef Hilal'le yemeğe çıkamayacaksınız. Niyeymiş o? Kankamla haberleştik. Ve maalesef bininci followers'ı başkasına kaptırmışlar. Ne diyorsun ya? Nasıl olur? Ne yapacağım ben şimdi? Kafaladık. Dur. Deli yolunda adama. O crazy boys denen namussuz herifi bulmak farz oldu. Benimle misiniz kardeşlerim? Seninleyiz. Benimle misiniz? Evet. Benimle misiniz? Seninleyiz. Benimle misiniz? Seninleyiz. Hadi yürü be. Yürü. Umut. Anne. Çok özledim seni, biliyor musun? Umut. Sabah sana bağırdığım için tekrar özür dilerim. Bana kızgın değilsin değil mi? Değilim. Canım oğlum benim. Canım. Biz bugün parka gittik anne. Parka mı? Umut'un evde kalması gerekiyordu anne. Hasta çocuk parka mı gidermiş? Abartma Gamze. Umut hasta falan değil. Bir saatinde çıktık, hemen geri döndük. Ya bir şey olsaydı? Ya... Ya ne? Ne olsaydı? Ne oluyor kızım sana? Sabahtan beri bir tuhafsın. Ne derdin varsa anlat artık. Gelsene anne.
Evet Gamze, seni dinliyorum. Oktay geri dönmüş. Cüretle. Hangi yüze döner buraya? Ne istiyormuş peki? Sence? Seninle yeniden barışmak istiyor. Hayatını bir kere mahvettiği yetmedi, bir kez daha yıkmak istiyor. O serseriye bir şans daha vermeyi düşünmüyorsun değil mi? Sakın. Gamze, yemin ederim seni evlatlıktan reddederim. Bana yaptığı bunca şeyden sonra bunu nasıl düşünürsün anne? Bilmiyorum. Sen Oktay'a karşı hep zayıf olmuşsundur. Artık değilim. Onunla konuşmadım bile diyorum sana anne. O İbo'nun da alacağı olsun. Bu kadar zamandır Oktay burada, bize haber verme gereği bile duymuyor. Tek tesellim Oktay'ın Umut'u bilmiyor olması. Şimdi bilmiyor olabilir. Ama etrafımızda dolandığı sürece er ya da geç Umut'u öğrenecektir. Hayır. Buna izin vermeyeceğim. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Onunla konuşup buradan gitmesini isteyeceğim. Sen merak etme anne. Açılışı ne zaman yapacaksın? Yapacağız. Artık ortak olduğumuza göre. Bilmiyorum Oktay. İnan gelişim beni de sarstı. Senden önce bir şekilde kendi akışında yarının ne olacağını çok da sorgulamadan devam ediyordu hayat. İbo, sen benden de karamsar çıktın. Arkadaşlarımın ölümünden sonra hiçbir şeyin önüne geçemeyeceğimi, hayatı olduğu gibi kabul etmem gerektiğini anladım. İbo. Neyse ya. Bu duvarlar böyle mi kalacak? Evet, güzel böyle. Öğrencilerden biriz işte. O zaman biz de bir iz bırakalım. Ne yazacaksın? Kalbimizde iz bırakanları. Gamze? Oktay orada mı? Evet, burada. Vereyim mi? Hayır. Onunla yüz yüze konuşmak istiyorum. Bu akşam. Tamam Gamze. Söylerim. Gamze, sen nasılsın? Sence? Sen haklı çıktın. Bu akşam seninle buluşmak istiyorum. Yine de bu konuşmadan iyi bir sonuç çıkmasını beklemiyorsun herhalde. Umut. Vardır belki de kardeşim. Umut? Bir umut. En azından konuşabileceğiz. Bu da bir şey. Ağam, işte Crazy Boys bu. Sakin ol. İşte Crazy Boys bu arkadaş. Demek benim ilerime göz koyan Crazy Boy sensin. Gerçekten de crazy olmalısın ha? Evet, Crazy Boy benim. Ama öyle göz koyma olayı yok. Paris benim tipim değil. Niye takipçisi oldun o zaman? Amacın ne? Bu değil. Amacım ticaret. Paris benim tipim olmayabilir. Ama okuldaki pek çok erkeğin hastası olduğu bir kız. Ne biçim konuşuyorsun? Sakin ol, dur bakalım. Dur bakalım ne diyor? Bir dinleyelim, anlatsın. Vallahi diyeceğim şudur. Profilimin şifresi burada yazıyor. En yüksek parayı veren Crazy Boy profiline sahip olur. Tabii hilele de. Bak hala ne diyor? Sakin ol ya. Gucu gel bakayım şöyle. Sen ne kadar istiyorsun bu profil için? Yapma.
Vallahi bunu açık arttırmaya katılanlar söyleyecek. Vay Adi, bir daha açık arttırma ha. Evet, Paris'te akşam yemeğine çıkmak isteyen arkadaşlar. Açık arttırma başlamıştır. 50 liradan başlatıyorum. Yok mu arttıran? Ben 75 veririm. 100. 150. Bak. 200. Bravo, bravo. 250. Arttır şunu. Hilal'im için 300. Bravo. Helal olsun. Bugün de yapayım yapacağını. Efendim. Bu ne? Sence neye benziyor? Beni tiyatro oyununa mı davet ediyorsun? Evet. Daha önce de söyleyecektim ama seninle tartışınca... Niye geleyim ki seninle? Bak, kalbini kırdım biliyorum. Ben... Bunu şey olarak düşün. Ne? Kalp kırmakta üstüne yok. Ama sıra özür dilemeye gelince pek beceremiyorsun, değil mi? Tamam. Bu seferlik affediyorum seni. Biletlerin hatırına mı? Hayır, bize. Yani arkadaşlığımıza bir şans daha vermek için. Peki o zaman, görüşürüz. Görüşürüz. Hilton'un Türkiye'ye gelmesi bile beni bu kadar heyecanlandırmamıştı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Uf, nerede bu crazy boy ya? Hilal'im! Ökeş! Ne işin var senin burada? İyi akşamlar bal böceğim. Al çiçek. Bohlarsın. İyi akşamlar ve güle güle Ökkeş. Birini bekliyorum ve seni görmesini istemiyorum. Git buradan. Belki beklediğim benimdir. Tanıştırayım. Crazy boy. Bu geceki partnerin. Bu gördüğüm de İbrişim Kuşak. Nasıl buldun? Oyun fena değildi de sinema kadar zevk vermiyor bana tiyatro. Sinema güzel tabii ama bir oyuncu için tiyatronun yeri bambaşkadır. Seyircinin karşısında oynamak, tepkilerini anında alabilmek, o alkışları duymak. Sen daha oyuncu olamadan onların ağzını kapmışsın. Bravo. Sen şimdi sahnede de ölmek istersin. Niye böylesin sen ya? Nasılım? Acımasızsın. Doğruları söylemek de mi suç? Annem oyuncuydu. Bir sürü de oyuncu gördüm ben. Hepsinin ağzında sakız gibi aynı laflar. Alkışlar olmadan yaşayamam. Ay tiyatro çok büyüleyici bir şey. Doğruları bu kadar acımasızca söylemek zorunda değilsin ama. Sen can acıtmaktan zevk alıyorsun sanki. Konuşurken ölçün yok. Karşındaki kırılır mı diye düşünmüyorsun. Haklısın. Özür dilerim. Yine kendimi affettirmem gerekecek herhalde. Yo, bu özür de yeter. Başına bakma abi. Müge yok. Ben her pencerenin önüne geldiğimde Müge'ye bakmıyorum. Dışarıyı izliyorum. Dışarıda ne izliyorsun abi? Deniz manzarasını mı? Hayır, bu camdan deniz manzarası gözükmüyor. Üf. Deniz manzarası için arka pencereden bakman gerekiyor. Bakayım. Hala da öyle. Of cıvıma kız. Ne? Kızım kanırttın be. Söylesene nereye gitmiş? Kim? Ha, Müge.
Bir arkadaşıyla ders çalışmaya gitmiş. Annem söyledi. Az önce müstakbel dünüründen dizi seyretmekten döndü de. Bizim kızlardan birine gitmiştir. Tabii. Oturmuş ders çalışıyorlardır. Artık senenin başına ne dersiyse bu. Gülay. Neyse, ben bilmem. Sana iyi düşünmeler abi. Bol bol düşün. Üşüdün mü sen? Biraz. Daha fazla üşümeden gidelim istiyorsan. Peki. Evet. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Bir an önce siparişlerimizi verelim de şu yemeği çıkaralım aradan. Sonra da anlarsın ya. Sonra da ne Ökkeş? Neyi anlarım? Ya. Sonrası artık senin insanlığına kalmış. Ben şahsen evlilik öncesi birlikteliğe sıcak bakıyorum. Tenler birbirine ısınmış olur. Hadi. Çömlekte fasulyeyle şarap söyleyelim. Fahfah da dönsün başlarımız. Ben şimdi senin başını döndüreceğim. Vur yavrum. Vur yavrum. Vur. Kurtulacak mıyım ben senden göğsüme ya? Göğsüme göğsüme vur. Uf, başımın belası. Esendeyim ilerleyim. Bu sevda bitmez. Geldiğin için teşekkür ederim. Buraya gelmiş olmamı sakın yanlış anlama Oktay. Buraya beni rahat bırakman için geldim. Biliyorum Gamze. Şu an karşılıklı konuşuyor olmamız bile bir mucize. Hala çok güzelsin. Hatta daha da güzel. Sende anlayamadığım bir farklılık var sanki. 5 yıl uzun bir süre. Geçip giden yılların izidir gördüğün farklılık. Hayır. Ya o anlamda değil. Sen hep olgun, sağlam bir insandın. Ama sanki şimdi daha da güçlü. Evet. Doğru kelime bu. Çok güçlü görünüyorsun. Bunu sana borçluyum desem? İdealin hep öğretmen olmaktı. Sonunda istediğin hayatı kurmuşsun kendine. Evet. Öğretmen olmayı çok istiyordum. Ama istediğim hayat tam olarak bu değildi. Biliyorsun. Kim yalnız kalmayı hayal eder ki? Benim düşlediğim de böyle bir şey değildi Gamze. Ama hayat bazen insanları bu şekilde ayırabiliyor. Hayat bazen hiç planladığımız gibi olmuyor. Hayat mı? Bu duruma böyle mi bakıyorsun sen? Ayrılmamız hayatın bir cilvesi öyle mi? Hayatın bir parçası. Hayır, öyle demek istemedim. Şunu sakın aklından çıkarma. Ayrılmamız tamamen senin kendi seçiminde. Şimdi yaşadığın hayatı sen seçtin. Haklısın. Bu benim seçimimdi. Şikayet etmeye hakkım yok. Bu yüzden şanslı sayılırsın aslında. Benim hayatımsa tamamen senin seçimine bağlı olarak değişti.
hiçbir seçme şansım yoktu. Şimdi yaşadığım hayatı ben seçmedim. İnsanın kendi seçimlerinin sonuçlarına katlanması daha zor, biliyor musun? Suçluluk duygusu gölgen olur. Bir an bile peşini bırakmaz. Neden Gamze'yi bıraktın? Neden onun yanında değilim? 5 yıl. Bu soruları sormadığım bir günüm bile olmadı. Çok acı çektim Gamze. Sensiz kalmak. Ve buna benim sebep olmuş olmamın acısı ayrı. Sen de açtığın yaranın acısı ayrı. Gamze. Bunun çok zor olduğunu biliyorum. Ama sana yaşattığım bütün acılar için beni affetmeni diliyorum. Neden af diliyorsun ki? Bu senin doğan Oktay. Anlamadım. Bir akrebi seni soktuğu için suçlayabilir misin? Hayır. Ben de seni suçlamıyorum artık. Beni terk ettin çünkü doğan bu. Zoru görünce kaçarsın sen. O yüzden ortada affedilecek bir şey göremiyorum. Gamze, lütfen. Beni affetmene ihtiyacım var. Beni affetmeyerek cezalandırmak istiyorsun, değil mi? Bu da bir çeşit intikam. Oktay, anlamadığın şu. Seni ne cezalandırmak istiyorum, ne de intikam almak. Hayatında seninle ilgili böyle duygulara bile yer yok. Çünkü sen benim için yoksun artık. Anneanne, benim midem bulanıyor. Miden mi bulanıyor? Yemek istemiyorum. Aa, yanıyorsun sen. Aslında böyle olacağını düşünmemiştim. Bunun boş bir hayal olduğunun da farkındayım. Ama insan kendi kendine engel olamıyor işte. Elbette bana kollarını açacağını düşünmemiştim. Ama bakışların bile öfke dolu Gamze. Bilirim. Asla gerçekleşmeyeceğini bildiğin şeyler için bile ümit etmeye devam edersin. Belki bir gün çıkıp gelir. Kendini affettirir. Yine birlikte oluruz. Beklersin. Beklersin. Geceler. Günler boyu beklersin. Ama hiçbir şey olmaz. Gamze, lütfen. Sonunda acı gerçeği kabullenir ve hayatına ya da ondan arta kalanlara devam etmeye çalışırsın. Ben de öyle yaptım Oktay. Kendime yeni bir hayat kurdum. Sana da bunu tavsiye ederim. Beni unut. İleriye bak. Senden tek bir şey isteyeceğim. Yakında evleniyorum. Hem kendim hem de nişanlım adına rica ediyorum. Beni bir daha rahatsız etme. Evime ya da okuluma gelme. Eğer bana biraz saygın varsa bunu yaparsın. Efendim anne. Gamze, bak şimdi hemen telaşlanma. Ben Umut'u hastaneye götürüyorum kızım. Hastaneye mi? Ne? Ne oldu? Anne, nesi var? Ateşi çok yükseldi. Ben burada düşüremiyorum. Midesi de bulanıyormuş. Bu saatte doktor ancak hastanede bulunur. Ahmet'e haber verdim. Hemen gelip bizi alacak. Sen de hastaneye gel. Ben şimdi geliyorum, tamam. Hadi gel canım. Geç 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 geç. Gamze, ne oldu? Seni ilgilendirmez. Gamze! Bırak! Hastane falan dedin. Bırak.
Belli ki acil bir durum var. Ben götüreyim seni. Hayır. Gamze. Beni rahat inat bırak. Etme. Anne, geldim sayılır. Umut nasıl? Ateş düşürücü verdiler. Tahlil için kan aldılar. Ateşinin düşmesini bekliyoruz kızım. Allah'ım ne olur yavruma bir şey olmasın. Telaşlanma kızım bu kadar. Üşütmüş işte. Önemli bir şey yok. Tamam anne. Gelmek üzereyim ben de. Tamam kızım. Acaba? Bir saniye. 1112 numaralı odada. 11. Tamam. Pardon, biraz önceki bayan kaç numaralı odaya çıktı acaba? 1112'ye çıktı. Sağ ol. Thank you.
Boş yıllar kimin umrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanımda. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda.